niye önemli dediğimiz zaman proteinler arkadaşlar vücudumuzdaki kuru ağırlığın yaklaşık %50'sidir. Şöyle diyebiliriz. Yaklaşık vücudumuzun %70'i zaten su. %15'i protein, %15'i diğer. Bakın %15'lik bir kısım proteinden oluşuyor. Ben şuraya bir de kalem alayım kendime. Bakın vücudun %15'lik kısmı proteinden oluşuyor. %15'de diğer moleküller. Şu %70'i çıkarsak %30'un yaklaşık yarısı arkadaşlar nedir? Proteinlerden oluşmaktadır. Peki proteinler nereden oluşur dese, proteinler arkadaşlar amino asitlerden oluşur. Peki bu kadar çok fonksiyonu var. Vücudumuzda protein tanımlanmıştır arkadaşlar. Genetik kodu bilinen 100 bin fazla protein tanımlanmıştır. Peki bu proteinler nasıl bu kadar çeşitli olur? Bizim 20 tane var. O 20 tane standart amino asitimizin arkadaşlar farklı cinste, sayıda ve sıralamada bir araya gelerek arkadaşlar bir protein nasıl ki şöyle söyleyeyim. Bakın bu bir protein. Amino asit bir bağla birbirine bağlandı. Amino asitler gitti arkadaşlar. Bu metyonla başlar diyelim metyon. Alanin bir protein. Burası valen, alanin, işte prolin başka bir protein. Yani bu 20 tane amino asit arkadaşlar farklı çizili 100 bin şu an tespit edilen 100 bin tane proteinimiz vardır arkadaşlar. Protein molekülü vardır vücudumuzda. Peki amino asitlerin genel özelliklerini neden dediğimizde az önce ne dedim size? Tüm proteinler amino asitlerden oluşur arkadaşlar. Doğada 300'den fazla amino asit vardır. Yalnız bizim vücudumuzda, insan vücudunda DNA'da genetik kodu bulunan 20 tane amino asit var. Buraya soru işareti koydum. Niye soru işareti koydum? Bir tane farklı tartışmalı bir konu muhakkak var ki onun için koydum. Onu da biraz sonra size bahsedeceğim. Ama standart olarak ne diyoruz biz? Klasik bilgi olarak 20 tane amino asitimiz var vücutta diyoruz arkadaşlar. Bazı proteinlerde post-translasyonel modifikasyona uğrar. Post-translasyonel modifiye edilmiş amino asitler içerir. Peki post-translasyonel modifikasyon nedir diye şöyle bir bakacak olursak arkadaşlar. Bizim nedir vücutta biliyoruz ki hepimiz de farklı temizliğiniz. DNA'mız kendi kendine tekrar sentezlerse bunun adı ne oluyor arkadaşlar? Replikasyon oluyor. DNA'dan RNA sentezine ne diyoruz? Transkripsiyon diyoruz. RNA'dan protein sentezine ne diyoruz? Translasyon diyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Santral doğuma hipotezidir. Yani nedir? Bilgi akışı hep tek yönlüdür. Yani biz DNA'dan RNA, RNA'dan protein sentezleri hep bu şekilde olur. DNA kendi kendini replike edebilir. Bu DNA'dan RNA sentezlenebilir. Bunun adı transkripsiyondur. Daha sonra RNA'dan protein sentezi dediğimiz olay da translasyondur. Yani olay şudur. Şurada bir genetik kodu var. İşte 300'sü, 500'sü DNA. Burada kodonlar var biliyoruz. Adenin, timin, orası neyse bazılar var. Buna eşlenik arkadaşlar RNA'yı buraya sentezledik. Bu ne oluyor? Transkripsiyon oluyor. Bu mRNA geldi sitoplazmaya çıktı. Sitoplazma da bizim protein sentezi yapacak ribozomlar. Bu mRNA'yı okurlar. Bakın bu mRNA DNA'dan mRNA oldu. mRNA'dan protein sentezi yapacak. Burada okudu. A, U, G amino asidi var. A, U, G nedir? Sallıyorum. Metyonin. Metyonin amino asidini buraya taktı arkadaşlar. Sonra sırada AGU var. Sallıyorum. Prolin. Burada prolin sentezlenecek. Gitti bir gün burada tRNA'mız var. tRNA gitti. Amino asit havuzundan prolin aldı. Buraya getirdi. Bağladı. Sonra geldi sıradaki amino asit. Ama benim proteinde neye ihtiyacı var? Bakın ben böyle sentezledim. Bitirdim. Bu ne oldu artık? Translasyonu sağladım mı ben? Protein sentezini sağladım. Olay bitti. Bittikten sonra ben bu proteine geldim. Yani translasyonu bitirdim. Ve bir tane hidroksil ekledim arkadaşlar. Bir tane hidroksil ekledim bu proline. Bu prolin ne oldu? Hidroksiprolin oldu. İşte ben bu hidroksiprolini nasıl sentezledim? Post-translasyonel olarak sentezledim. Bakın translasyonu bitirdim. Post da sonra biliyorsunuz. Post daha sonra post-translasyonel modifikasyon yaparak proline hidroksil taktım ve bunun adı hidroksiprolin oldu. Bakın bizim mRNA'da ve DNA'da hangi amino asidin kodunu var? Prolinin var. Bakın hidroksiprolinin kodunu yok. Prolinin kodunu var. Ben hidroksili sonradan taktım. O zaman sonradan yapılan yani post translasyonel modifikasyonla yapılan amino asitlerin neleri yoktur? DNA'da genetik kodun yoktur. mRNA'da kodun yoktur. Ve tRNA'sı yoktur. Post translasyonel modifikasyonlu olan amino asitler. Peki post translasyonel modifikasyonlu olan amino asitler nelerdir dersem ben sizi kısıtlamayayım. İstediğiniz kadar kendiniz uydurabilirsiniz. Lizin amino asitine hidroksil takarsanız lizin normal translasyonla konur protein sensin ama hidroksil lizin post translasyonel şekilde olur. Yine lizine metil takılır. Metil lizin post translasyonel olur. Proline hidroksil takılır. Hidroksiprolin post translasyonel olur. Histidine metil takılır. Metil histidin post translasyon olur. Glutamik asit, glutamat amino asitine karboksil takılır gama kuyruğuna. Gama karboksil glutamat olur. O da post translasyon. Yani hiçbir şekilde serin amino asitte fosfor eklenir. Fosfor serin post translasyon olur. Yani kendiniz kesinlikle sınırlamayın arkadaşlar. Herhangi bir amino asitin yanına bir şey takıldıysa o nedir? Post translasyonel modifikasyondur ve post translasyonel modifikasyonla oluşmuş amino asitleriz. Bunların neleri yok? DNA'ları yok. mRNA üzerinde kodonlar yok ve tRNA'ları yoktur. Bu bilgiyi mutlaka bilmek zorundayız.
Aşağıdaki amiloslardan hangisinin tRNA'sı yoktur? tRNA'sı yoktur dedi. Ben size söylüyorum, mRNA'sı yoktur. Ben soruyu değiştiriyorum. Aşağıdaki amiloslardan hangisinin mRNA'da kodonu yoktur? Aşağıdaki amiloslardan hangisinin DNA'da kodonu yoktur? Bakın burada sadece tRNA değil. Ben bunun üçünde tRNA'yı kaldırdım buradan. DNA'da koyabilirim, mRNA'da koyabilirim. Bunun üçünün de olmadığı durum neydi? Post translasyonel modifikasyon. Yani translasyon sonrası bir modifikasyon yapılmış. Hangisidir? Burada direkt bilirsin. Proline ne yapılmış? Hidroksil eklenmiş. Sadece tRNA değil, DNA'yı da söyleyebilirsiniz. mRNA'sı da yoktur. mRNA'da kodunu da yoktur diyebilirsiniz arkadaşlar. Gelin az önce ben size ne dedim? 20 dedim, iki tane soru işareti koydum. 20 ya da 20'den fazla amino asit var dedim. Gelin size birazcık selenositeyinden bahsedeyim. Selenositeyinden bahsetmek istiyorum. Niye? Çünkü burada durum biraz farklı. Şöyle söyleyeyim. mRNA üzerinde selenositeyine spesifik bir UGA kodonu var. Normalde UGA kodonu arkadaşlar stop kodonu, bakın. UGA kodonu normalde bir stop kodonu. Yalnız sebebini hala bilmiyoruz. Daha bulunamadı. Ama öyle bir noktada ki, yani bir mRNA'nın belli kıvrımlarından sonra, mRNA böyle uzun, bundan RNA bir şey yapacağız, protein sentezi. mRNA'nın belli kıvrımlarından sonra gelen UGA kodonlarında selenositeyin sentezlendiği bulunmuş. Ama bu hangi kıvrımlarından sonra gelen UGA'larda selenositeyin sentezlendiğini bilmiyoruz. Normalde UGA kodonu nedir arkadaşlar? Stop kodonu. Biz gelir protein sentezinde sizinle konuşacağız. Geldik, prolin ekledik, alanin, valin, bilmem ne ekledik. UGA geldi, stop kodonu. Ekleyecek bir şeyimiz yok. O zaman mRNA sentez burada durdu. Normalde böyle çalışıyor. Ama sonradan görmüşler ki arkadaşlar, mRNA üzerinde bazı kıvrımlar bölgelerinden sonra, bazı kıvrımlardan sonra UGA kodonu geldiği zaman stop kodonu değil de selenositeyin sentezleniyor. Nasıl sentezleniyor? Gelin sentez diyelim birlikte. Geldi, ilk amino asit metabolit mRNA'da okuduk. DNA'dan mRNA, mRNA'dan okuduk. İşte metiyonin sentezledik. Sonra bir başka AGU mesela baktı, sallıyorum. Prolin sentezledik. Sonra GUU, bunda nedir? Alanin sentezledik. Sonra geldi UGA kodonu geldi. Şunları şöyle sentezledik. Peki prolin, alanin nasıl sentezledik? Baktık, okuduk. Bu kimin kodonu? Alaninin kodonu. O zaman ne yaparız? Biz buradan mRNA'ya der ki ribozom, git tRNA'ya der ki git amino asit havuzundan bir tane alanin bul gel. tRNA gider amino asit havuzundan bir tane alanini bağlar buraya, A deyip alanini getirir buraya koyar. Sırada ne var? Yine AGU, bunu ne gelecek? Sisteyin amino asit gelecek. Ribozom dedi ki tRNA'ya git bir tane sisteyin amino asit al gel. Tamam, gitti tRNA gitti. Amino asit havuzundan bir tane sisteyin aldı. Geldi buraya ekledik. Evet, sonra geldik öyle belli kıvrımdan sonra UGA kodonu. Ribozom dedi ki tRNA'ya git bir tane selenositeyin al gel buraya takacağız. Gitti tRNA, gitti selenositeyin amino asit havuzuna baktı. Selenositeyin amino asit havuzunda yok. O zaman ne yapacak tRNA? Ben bunu yok artık getiremem diyecek. Hayır getire demeyecek ki doğal. Buraya selenositeyin gelecek. Nasıl gelecek arkadaşlar? tRNA gitti, kendi üzerine bir tane serin bağladı bakın. Kendi üzerine bir tane serin bağladı. Sonra o serinden sisteyin sentezledi. tRNA, bakın tRNA serin bağladı. Serinden sisteyin sentezledi. Sisteyinden de selenositeyin sentezledi tRNA. O zaman bu ne demek? Cümleme dikkat ederseniz. O zaman ben diyorum ki arkadaşlar, selenositeyin sentezi nerede oluyor? tRNA üzerinde oluyor. O zaman sentezi tRNA üzerinde olan tek amino asit hangisidir? Selenositeyindir. Serin tRNA gider, amino asit havuzundan serini bağlar, oradan sisteyine dönüştürür, oradan da selenositeyine döner ve getirir bu selenositeyini buraya koyar. Sonra gitti, sırada ne var? UGA var diye. Pardon, GUU var. Ne var? Lizin konacak. Gider tRNA amino asit havuzundan bir tane lizini aldı, geldi, koydu. Bakın böyle yaptık. Peki selenositeyinin sentezi arkadaşlar translasyonel mi, post translasyonel mi? Evet, bu soruya cevap verebilecek arkadaşlarım var. tRNA'nın sentezi selenositeyinin sentezi translasyonel mi, post translasyonel mi? Bakın daha hala sentezi bitirmedim. Protein sentezim devam ediyor. O zaman selenositeyinin sentezi nedir? Translasyoneldir. O zaman selenositeyinin kendine ait bir tRNA'sı var mı? Var. mRNA'da kodonu var mı? Söyledik, UGA kodonu. O zaman DNA'da kodonu var mı? Evet, var. O zaman selenositeyin için ne diyorlar? Post translasyonelle oluşmuş bir amino asit değildir. Aslında selenositeyin bir amino asittir diyorlar. Ancak durum biraz tartışmalı. Yalnız şunu unutmayın arkadaşlar. Selenositeyinin serinden sisteyin, sisteyinden selenositeyin sentezlendiğini bileceksiniz. Bir, selenositeyinin sentezi tRNA üzerinde yapılır. Sentezi tRNA üzerinde olan tek amino asit nedir arkadaşlar? Selenositeyindir. Bunu da unutmuyorsunuz. İki, o zaman selenositeyinle ilgili olarak neler söyleyebiliriz? Nelerin yapısında vardır? Diyoredoksin redüktaz, glutatyon peroksidaz, deiyodinaz ve selenofosfat sentatazın yapısında ne vardır arkadaşlar? Selenositeyin bulunur. Daha önce eski tuz sorusu yine gelir mi? Gelirse kolay bir soru olur. Bilginiz olsun. Daha önce bu soru geldi. Selenositeyin hangisinin yapısı vardır? Selenositeyine bir dönem iyice kafayı takmışlardı. Şu son bir iki tuzdur. Selenositeyinden soru gelmiyor. Ama bu gelmeyecek manasına da gelmez. Peki selenositeyin neyle ilişkili? Aterogenez,
tümörogenez ve kardiyomiyopati dediğimiz keşen hastalığıyla ile ilişkili olduğuna dair deliller bulunmuştur. Yalnız %100 kesin değildir. Bunların sadece ilişkili olduğu düşünülmektedir diyorum. Serenistein konusunu kapatıyorum. Konumuz neydi bizim? Aslında amnestilerin özellikleriydi. Şimdi birazcık santral doğumadan bahsettik. Serenistein 20. amnestil midir, 21. amnestil midir değil midir ona baktık. Ondan sonra arkadaşlar amnestilerin genel özelliklerinden başlayalım isterseniz. Adı üzerinde bizim nedir arkadaşlar? Amino asittir. Yani şurada bir amino grubu var. Amonyak grubu. Bir de karboksilik asit grubu var. Bakın amino asit. Bir tane alfa karbonu var. Alfa karbonuna bağlı olarak bir hidrojeni var. Ben şöyle bir çizgi çizeyim arkadaşlar. Şöyle bir çizgi çektiğimde karboksilik uç, amino uç ve bir hidrojen tüm amino asitlerde ortaktır. Amino asitin genel yapısı nedir? Sonra arkadaşlar alfa karbonuna bağlı olan bir R yan zinciri var. Bu R yan zinciri arkadaşlar glisin amino asitinde bir hidrojenken birçok aminosit de çok farklı böyle kuyruklar gibi aşağıya kadar ulaşabilir. Peki bu isimlendirmeden biraz da bahsedeyim. Bunu artık sormuyorlar ama bir ara şeyi sordular. Yağ asit, isimlendirmesi sordular. Yağ asit isimlendirmesi. Onu da zaten yağ asit isimlendirmesini tekrar omega'yı falan tekrar orada izinle konuşacağız. Genel anlamda isimlendirme iki şekilde olur arkadaşlar. Bir alfa karbona en yakın karbondan itibaren başlar. Karboksilik uçtan itibaren başlanır. 1, 2, 3, 4, 5 diye isimlendirilir. Ya da ikinci karbonu alfa karbon denir. Grekçe alfa, beta, gamma diye gider. Mesela buna ne diyebiliriz? İki amonyum, bunun adı lizindir arkadaşlar. Önemli değil. İkinci pozisyonda amonyak vardır. Ya da alfa aminodur. Bu demektir. Yani ya 1, 2, 4 diye ya da alfa, beta diye isimlendirir. Genel anlamda isimlendirme bu şekildedir arkadaşlar. Ne dedim size arkadaşlar? Ben şunun dedik karboksil ucu, amino ucu, karbon, hidrojen ortak. O zaman ben her amino asit için ayırmak istersem nereden ayırabilirim? R yan zincirinde. İşte arkadaşlar amino asitlerin tüm özelliklerini belirleyen, amino asitleri sınıflandıran, amino asitler hakkında bizim konuşmamızı sağlayan grup nedir? Bu R yan grubudur. Zaten dışarıdan hepsi, yukarıdakinin hepsi aynı. Ben de sizin elinize 20 tane amino asit versem, desem ki git bunu evde ayır, sınıfla gel desem ne yaparsın? Bakarsın burası aynı, burası aynı, burası aynı, burası aynı, ne yaparsın? Yan kuyruğuna göre bunun kuyruğu uzun, bunun kuyruğu kısa, bunun kuyruğu işte halka oluşturmuş, bunun kuyruğu asidik, bunun kuyruğu bazik, bunun kuyruğu hidroksilli dersin. Aynı şekilde biz de ne yapacağız? Biz de bugün o şekilde sınıflandıracağız sizinle. Yani biz amino asitleri ne yapacağız? Yan zincirlerine göre sınıflandıracağız arkadaşlar. Fizyolojik pH'de arkadaşlar amino asitlerin bakın fizyolojik pH'de nedir? Şu karboksil grubu bakın fizyolojik pH'de karboksil grubu eksi yüklüdür. Amino grubu nedir? Artı yüklüdür fizyolojik pH'de. Eğer R yan zincirini saymaz isek fizyolojik pH'de amino asitler bakın net yükü sıfırdır. Bakın yüksüz değildir. Net yükü nedir? Fizyolojik pH'de sıfırdır. Yan grubunu saymaz isek. Gelin yan grubu bizim bu amino asitimiz ne olsun? Bir amino asit olsun. Asidik amino asit olsun. Asidik amino asitin yan grubunda ne vardır? Bir de fazladan karboksil vardır. O da eksi. O zaman bizim asidik amino asitlerimiz fizyolojik pH'de nasıl yüklü? Eksi 1, eksi 2, artı 1. Topladığımız zaman ne yapar? Eksi 1. O zaman kural 1. Asidik amino asitler fizyolojik pH'de negatif yüklüdür. Gelin şu karboksili sildim. Ben buraya bir amino grubu koydum. Yani bir bazik bir yapı koydum. Ve ne oldu? Eksi, artı, artı. Bizim bu nedir? Bir bazik bir amino asit. O zaman bazik amino asitler fizyolojik pH'de nasıl yüklüdür? Eksi 1, artı 2. Ne yapar? Artı 1. Kural 2 söylüyorum. Bazik amino asitler fizyolojik pH'de artı yüklü. Asidik amino asitler fizyolojik pH'de eksi yüklüdür. Bu kuralı unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi amino asitlerin az önce dedim ya size bir karbonu var. İşte alfa karbonu diyoruz biz buna dedim. Bir ucunda karboksil bağlı, bir ucunda amino grubu bağlı, hidrojen bağlı, yan zincir bağlı. Bakın bir eğer biz şunu biliyoruz ki biyokimya bilgisinden, organik kimyadan biliyoruz. Bir karbona dört tane farklı grup bağlıysa biz o karbona ne diyoruz? Alfa karbon diyoruz. Aktif karbon diyoruz, optik aktif, kiral merkez denir arkadaşlar. Tüm bunlara isimler aynı manaya gelir. Yani bir karbona dört tane farklı molekülü bağlıysa o karbona alfa karbon diyoruz, optik aktif diyoruz. Peki bizim bir tane glisin amino asitimiz var arkadaşlar. Amino asitler ne diyoruz o zaman? Optik olarak aktiftirler, alfa karbona sahiptirler. Ancak istisnalar her zaman soru. Bizim bir tane glisin amino asitimiz var. Aslında bizim şu amonyayı şuraya çizmemiz lazım. Yani şu şekilde gösterirsek bakın arkadaşlar şu asit karboksil amino bizim yan zincir arkadaşlar nedir? Glisin amino asitinde bir tane hidrojendir bakın. Glisin amino asit en küçük amino asittir. Yan zinciri tek hidrojen atomundan oluşur. O zaman bu karbon atomuna 4 tane farklı molekül bağlandı mı? Hayır. 2 tane hidrojen var. O zaman nedir? Glisin amino asiti optik olarak aktif değildir. Glisin en küçük amino asittir. Optik olarak inaktiftir diyoruz. Glisin harici amino asitlere ne diyoruz? Optik olarak aktif diyoruz. O zaman optik olarak aktifse bize hangi yapılar karşımıza çıkıyor arkadaşlar? Enantiyomer yapısı, ondan sonra dextrorotatuar ve levorotatuar. Şöyle yapmışlar arkadaşlar. Bir işte bu amino asitin tek amino asit içinde geçerlidir bu. İşte bu moleküllerin üzerinden ışığı yollamışlar. İşte sağ çevrenlere dextrorotatuar, sola çevrenlere
ürünlere leva rotatuar demişler. Peki bunları ve D ve L formlarını oluşturup da birbirinin aynı yapısına göre. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben şunu ortadan çizdik. Birbirine bu nedir? Aynı yapısıdır. İşte bu tarafı soldaysa L alanın, sağdaysa D alanın demiş. Tamam, bunu biliyoruz. Buradaki yalnız TUS'taki gelecek olan soruyu ben size söylüyorum arkadaşlar. Amino asitlerde ve karbonhidratlarda D ve L izomerlerin referans, L izomerleri isimlenirken referans olarak alınan molekül nedir arkadaşlar? Gliseraldehittir. Gliseraldehitte bir 3 karbonlu şekerdir. Şu gliseraldehitin hidroksili sağ taraftaysa D, soldaysa L formudur. Buna göre referans alınır arkadaşlar ayna görüntüsünden. Hem karbonhidratlar hem de proteinler neymiş? Gliseraldehit molekülüne göre referans alınıyormuş arkadaşlar. Peki bizim için önemli olan ne? Hadi olsun D olsun veya L olsun. Dedik ya bir optik olacak. Aktiflik ikincisi nedir? D olsun L olsun ne değiştirir? Bizim arkadaşlar bizim enzimlerimiz optik izomere dikkat ederler. Yani bir molekülün D formuna etkili olan enzim L formuna etkili olma spesifiktirler. Onun için bizim vücudumuzdaki arkadaşlar amino asitlerin tamamı L formunda, istisnalarını söyleyeceğim. Karbonhidratlar da D formundadır. Bunu nasıl kodlayanlar arkadaşlar? Biz hepiniz de biliyoruz. Şekere ne diyoruz biz şeker solüsyonuna? Dextrose diyoruz. Buradan ben karbonhidratlar D formundadır. Amino asitler L formundadır. Bunun istisnaları nelerdir arkadaşlar? Ön beyinde D serin, hem beyin hem de periferde D aspartat istisnazdır. Bir de memelilerde D formunda da istisnaz ne? L hidronik asit ve L fukol istisnadır. Yoksa genel geçer kural nedir? Amino asitler L formundadır. Karbonhidratlar D formundadır. D'yi de nereden unutmuyoruz arkadaşlar? Dextrose karbonhidratı biliyorsunuz şeker. Dextrose'un D'sinden unutmuyoruz. Karbonhidratlar D formunda. Bu DL'nin önemi nedir bizim için? Bizim enzimlerimiz arkadaşlar optik spesifiktirler. Yani D glukozu etkileden enzimle L glukozu etkileden enzim aynı değildir. Bizim için optik birebir uyum enzimlerde son derece önemlidir demiştim. Gelin amino asitlerden birinden bahsedeyim size. Prolein. Aslında proline biz amino asit bile demiyoruz. Bir, aslında o bir imino asittir. Ne yapar prolein arkadaşlar? Prolein kuyruğu ne yapar? Amino grubuyla birlikte bir halka yapısı oluşturur ve imino asit adını alır. Bir önemli özelliği var. TUS'ta birkaç defa sorgulandı bu. Ninhidrinle sarı renkte boyanır arkadaşlar. Prolein sarı boyanır. Diğer tüm amino asitler mavi, mor, menekşe diye söylüyor arkadaşlar. O zaman kural olarak ne diyoruz? Ninhidrinle amino asitler mavi, mor, menekşe şeklinde boyanırken sadece prolein istisna olarak sarı renkli boyanır. Ninhidrin boyasıyla sarı boyanır. Prolein amino asidi. Diğerleri ne yapıyormuş? Mavi, mor, menekşe şeklinde boyanıyormuş. Gelin amino asitlerin az önce ben ne dedim size arkadaşlar? İşte buradan hidrojen alıp bir eksi yüklü, artı yüklü dedim. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Bir yapı asidik ortamda pH ve ortama hidrojen veriyorsa bu asittir. Ortamdan hidrojen alıyorsa bazdır. Asit bazın en temel artık tarifi bu şekilde yapılıyor. Bizim amino asitlerimiz de ne yapar arkadaşlar? Fizyolojik pH'in altında veya üstündeki pH'larda özellikle asidik pH'da ne yapar bizim? Karboksil grubumuz ortama hidrojen verir. Bakın ortama hidrojen verir. Bazik ortamda ne yapar bizim? Amino grubumuz da ortamdan hidrojen alır. Yani burası asit, burası baz. O zaman bu ne demektir arkadaşlar? Ortamda hidrojen alıp hidrojen veriyorsa yani ortamı tamponluyor demektir. O zaman bizim amino asitlerimiz nedir arkadaşlar? Tampon özellikleri vardır. Aynı zamanda bu ucuyla asidik, bu ucuyla da bazik özellik gösterdiği için amfoterik moleküllerdir diyoruz. O zaman nedir? Amino asitler amfoterik moleküllerdir. Yani hem zayıf asidik hem zayıf bazik özellikleri vardır. Ortama proton alıp verdikleri için de tampon görevi vardır amino asitlerin. Yine dedik ya R grubu hesaba katılmazsa tüm amino asitler fizyolojik pH'ta ne dedik size? Sıfır yüklüdür diye demiştim. Şimdi şuradan bir tane amino asit görelim. Serin amino asit arkadaşlar bakın karboksil ucunda eksi yüklü. Amino grubunda artı yüklü fizyolojik pH'ta o zaman serin amino asitin net yükü nedir? Sıfırdır. Şurada bir tane aspartik asit var. Bu nedir arkadaşlar? Asidik amino asit. Az önce söyledim tekrar ediyorum. Karboksil ucu var mı? Bir normal. Bir de amino grubu var. Bu eksi. Bu da artı arkadaşlar. Aspartik asit ne diyoruz biz? Asidik bir amino asit. İkinci bir karboksil grubu daha var. İkinci bir karboksil grubu daha var. O da fizyolojik pH'ta negatif. O zaman asidik amino asitler fizyolojik pH'ta net olarak nedir? Negatif yüklüdür. Gelin arginin amino asitine bakalım. Karboksil grubu negatif yüklü. Amino grubu pozitif yüklü. Bir eksi bir artı oldu. Yine arginin arkadaşlar amino grubunda tekrar amino grupları var diyorum. Bakın, grubu bile demiyorum. O zaman bunlar artı yüklü. O zaman bazik amino asit olan arginin fizyolojik pH'ta nedir? Artı net pozitif yüklüdür. Bu kuralı asla unutmuyoruz. Fizyolojik pH'ta arkadaşlar asidik amino asitler negatif yüklü, bazik amino asitler pozitif yüklü, diğer amino asitler net yüksüz, net olarak sıfır yüklüdür. Bakın yüksüz değildir. Bir artı bir eksi yükü vardır ama net yükleri sıfırdır. İşte bu net yüklerinin sıfır olduğu noktalara ne denir arkadaşlar? İzoelektrik pH veya PI veya zwitterion ya da izoelektrik
form denir. Yani hem artı hem eksi yüklere sahiptir. Net yükü sıfırdır. Gelin bunu nasıl soruyorlar arkadaşlar size. Şimdi sınavda bu sürekli soruluyor. Her sınavda yine son sınavda da geldi. Ya izoelektrik pH diye sorabilir. Bir. pH diye sorabilir. İki. Zwitterion ferm diye sorabilir. İzoelektrik form, izoelektrik nokta diye sorabilir. Ya da net yükü sıfırdır diye sorabilir. Veya net yükün sıfır olması neyi ifade eder? Bizim bir elektroforezimiz var. Elektroforezde ne yaparız biz arkadaşlar? Şuraya koyarız. Eksi yükleri eksi taraftan başlar. Elektrik akımında buraya proteinleri koyarız ve bu akımda eksiden artıya doğru koştururuz. O zaman bu nedir? Şurada eğer eksi yüklüyse hangi tarafa doğru gider? Bakın eksi buraya eksi, eksi yüklüyse bu tarafa doğru gider. Artı yüklüyse hangi tarafa doğru gider? Artı artı yedi bir eksi çekeceksin bu tarafa doğru gider. Bunu nasıl sorar? Net yükü sıfırdır demez. Elektroforezde hareketsiz kalır. Bu ne demektir? Net yükü sıfırdır. Çünkü elektroforezde bizim moleküller neyle hareket ediyor arkadaşlar? Yüklerine göre hareket ediyor. İşte net yükü sıfırdır demez. Elektroforezde hareketsiz kalır diye sorar. Nitekim en sonunda o şekilde soru geldi. Yani buradakinin hepsini sorar. Burada düşünmemiz gereken şu arkadaşlar. Molekülün üzerinde artı ve eksi yükler olacak. Ve toplam yük sıfır olacak. Buna ne diyoruz? Elektrik pH, pE, izoelektrik form hepsini söyleyebilirsiniz. Net yükün sıfır olması şeklidir. Peki bunu nasıl hesaplayayım? Mesela burada bir alan namunası var. İşte asidik ortamda karboksil üzerine hidrojen aldı, artı yüklendi. Sonra bu karboksil üzerindeki hidrojeni verdi, sıfır oldu. Daha sonra üzerindeki amonyak da şeyi verdi, hidrojeni verdi, eksi yüklü oldu. Mesela bu orta sıfır. İşte bu arada izoelektrik nokta, PE, izoelektrik form hepsi budur. Peki gelin bu nasıl hesaplanır? İşte bizim için olan sınavda sorulan bu. Şunu söyleyeyim sadece. Bizim şeylerin pK değerlerini veriyor bize amino asitlerin. pK değerlerinde eğer karşınıza iki tane değer varsa bakın iki tane değer varsa ikisini toplayıp ikiye böleceksiniz orta noktayı bulmak için. Eğer amino asit asidik bir amino asit ise amino asit asidik bir amino asit ise asidik olan iki ucu yani düşük değerleri toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Bazik bir amino asit ise bazik olan iki ucu yani büyük değerleri toplayıp ikiye böleceksiniz. O zaman şunu diyorsunuz. Hocam biz nasıl yapacağız? Bu hangisi asit, hangisi bazik? Nereden bileceğiz? Genelde sorularda bazik veya asidik amino asit diye söyler ya da ismini verir. Ama onu siz boş verin. Hepsini boş verin arkadaşlar. Size direkt kuralı şöyle söyleyeyim ben size. Eğer iki tane değer verdiyse size ikisini toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Üç tane değer verdiyse birbirine yakın olanları toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Niye diyeceksiniz? Çünkü asidik amino asitlerin iki tane değeri birbirine yakındır. Asidik uçlardakiler yakındır. Bazik amino asitlerin de bazik taraflar birbirine yakın olduğu için bu kural hiçbir şekilde şaşmaz. Eğer iki tane değer verildiyse ikisini toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Üç tane değer verildiyse birbirine yakın olan iki tanesini toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Bilimsel temelinde şöyle söyleyeyim size. Asidik amino asitlerde arkadaşlar asit uçları toplayıp bölüyorsunuz. Bazik amino asitlerde bazik uçları toplayıp bölüyorsunuz. Ama onu siz boş verin. Birbirine yakın olan iki tane değeri toplayıp böldüğünüz zaman ne yaparsanız PE'yi bulursunuz. İzoelektrik noktayı, izoelektrik pH'ı bulursunuz. Yani sorularda nasıl geliyor? Sorularda şöyle geldiği de bazen oluyor arkadaşlar. Bir amino asitin 3 farklı pH değerinde çözeltileri hazırlanıyor. Bu çözeltilerden elektrik akımı geçiriliyor. Yani soruda anlatmış. Bu amino asit pH 2'de katoda. pH 11'de anoda göç ediyor. pH 5.7'de ise herhangi bir kutuba göç etmiyor. Herhangi bir kutuba göç etmiyorsa nedir? Bir pozitif bir negatif var. Net yükü sıfır. Yani PE noktası. Bu amino asitin izoelektrik noktası hangisi? Bakın pH'de hiçbir yere hareket etmiyorsa bu nedir arkadaşlar? 5.7. Sizin hiçbir hesap etmenize bile gerek yok. Yalnız şöyle diyor. Lizin amino asit. Bakın bu bazik bir amino asit. O zaman bakıyoruz. 9'u var. İkisi var, 11 var. Bazıksa ne yapıyorum arkadaşlar? 9'u 11'i toplayıp 2'ye bölüyorum. Ama hiçbir şey bilmiyorsam birbirine yakın olan 9'u 11 o zaman ikisini toplayıp 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Yani yine son sınavda çıkmış olan bir soru bu. Bu soru arkadaşlar nerede çıktı derseniz 2022 Eylül TUS sorusu arkadaşlar. Diyor ki glutamik asidin alfa karboksil grubu 2.19. Alfa amino grubu 9.67. Gama karboksil grubu 4.25'tir. Bakın 4.25'tir. Elektroforezde glutamik asidin anodo veya katodo göç etmemesi. Anoda veya katoda göç etmemesi ne demek? İzoelektrik noktasının sıfır olması. Yani izoelektrik noktada yani üzerindeki yükleri toplamının sıfır olması demek. Ortamın pH değeri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Ne demiştim size arkadaşlar? Asidik amino asitlerde ne yapıyoruz? Asit uçları yani düşükleri toplayıp ikiye bölüyoruz. Hadi onu bilmiyorsak glutamik asit asittir. Onu da bilmedik diyelim. Şunu yapıyoruz. Birbirine yakın olan iki tane toplayıp ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Bu en son Eylül TUS sınavına çıkan soru. Ben bunu hiç koymadım. Şurada bizim bir önceki de zaten şeyimiz, slaytımızda buraya koyduk. Bu şekilde net bir şekilde bunu sonraki sınavlarda dediğim gibi önemli olan farklı farklı şekilde çıkıyor ama hepsi aynısını ifade ediyor arkadaşlar. Gelelim histidinin tampon etkisinden arkadaşlar.
Fizyolojik pH'de en iyi tampon olan aminoasit hangisidir? Histidindir. Niye histidindir? Çünkü histidinin imidazol yan halkası var. İmidazol yan zincirin pKa/Rh'si 6 ile fizyolojik pH'a en yakın olan aminoasit hangisidir? Histidindir. O nedenle en iyi tampon özelliği olan aminoasit hangisiymiş? Histidinmiş. Hangi halkası sayesinde arkadaşlar? İmidazol yan zinciri. Bakın şu imidazol yan zinciri sayesinde en iyi tampon özelliğine sahip. Gelin bir soru. Aşağıdakilerden hangisinin fizyolojik pH'ta tamponlama etkisi vardır diyor. Ben size tabii daha önceki konularda bunu tekrar anlatmış olmam lazımdı. Ben bugün aminoasitlerini anlatacağım. Bir molekülün arkadaşlar tampon özelliği nedir? En iyi kendi pK değerinde tamponlar. Tamponlar en aktif, en efektif olarak kendi pK değerlerine yakın değerlerde efektiftirler. O zaman ne diyor? Fizyolojik pH. O zaman bakıyorum hiçbir şeye bakmam. Burada ben hiçbir şey okumuyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Bunun protein fosfat tampon olduğunu da bilmiyorum. Bakıyorum fizyolojik pH en yakın olan hangisi? Bu var. Gidiyorum B şıkkını direkt işaretliyorum. Aslında burada fosfat tamponundan bahsediyor. O zaman ne diyormuşuz? pK değerine bir tampon en efektif olduğu değer hangisidir? Kendi pK değerine en yakın olan pH değerinde efektif arkadaşlar. Gelelim aminoasitlerin sınıflandırması. Ben de size ne demiştim az önce? Ben de size eve göndersem desem ki şu aminoasitler bir torba aminoasitler gidin bunları sınıflandırın. Bakarsanız alfa grubu aynı. Amino grubu var. Alfa karbonu var. Karboksil grubu var. Bir de hidrojen. O zaman neye bakacağım? Tabii ki yan zincirine. O zaman bizim için önemli olan neymiş arkadaşlar? Yan zincirlerine göre. Gelin ondan daha önemlisini söyleyeyim size. Yan zincir özelliklerine göre suyla etkileşimlerine göre. Bakın yan zincirlikler özellikleri belirler bunu. Suyla. Yani polar. Yani hidrofilik. Bakın polar ve hidrofilik olanlar ya da apolar, hidrofobik, nonpolar aminoasitler. Niye bu şekilde sentezliyor? Niye bu şekilde sınıflıyorum arkadaşlar? En önemli özellik şu. Bizim vücudumuzun %70'i su dedim. O zaman ben bu aminoasitleri suyun içine atacaksam suyla etkileşimlerine göre sınıflandırmak en mantıklı olandır. O zaman bununla zaten sınıflandırırken arkadaşlar ne yapacağız? Biz genelde şu yan zincirlerinde bir arada sınıflandırmış olacağız. Yani polarları sayarken apolarları zaten saymayacağız. Ben ne yapacağım? Polarları bileceğim. Polarları bilmiyorsam arkadaş, polarları bileceğim. Bir aminoasiti bilmiyorsam o da nedir? A polardır. Asla şunu unutmayın. İşte polarlar şunlar A, B, C, C, A polarlar D, E, F. Böyle bir hesap şey ezberleme yoktur. Bunu bugün ezberlerseniz 10 dakika sonra unutursunuz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Bir tarafı bileceksiniz. Bak ezberlemeyeceksiniz. Bir tarafı bileceksiniz. Ne polarları bileceksin? Ben bunu bilmiyorsam arkadaş bu A polardır diye. Bu kadar kendinizden emin olasınız. Yan gruplarına göre diğer sınıflandırma ne arkadaşlar? Alfa dihidrojenler. Yan zincirinde hidroksil içerenler. Bunu göreceğiz. Kükürt içerenler. Göreceğiz. Yan zincirinde asidik içerenler. Göreceğiz. Bazik olanlar. Halka içeren aromatik halka iminoasitin zaten prolinin bir iminoasit olduğunu basit bir iminoasit olduğunu zaten söylemiştim. Gelin biz bunu nasıl sınıflandıralım? Öncelikle polar apolar olarak gelin sizinle birlikte bir sınıflandıralım. Bakın polarlar. Öncelikle ben niye polarları seçtim? Bakın polarlar ne yaparlar? R grupları iyonlaşır. Protein alışverişi yaparlar. Hidrojen ve iyonik bağların yapısına katılır. Tuz kopyaları kurarlar. Proteinlerin suyla temas eden dış kısımlarında bakın. Proteinlerin suyla temas eden dış kısımlarında. Proteinlerin enzimle temas eden kısımlarında. Proteinlerin iş yapan reaksiyona giren kısımlar. İstediğiniz kadar söyleyebilirsiniz. Organizmada her türlü işi yapan nedir? Bu polar uçlardır. Çünkü niye? Benim metabolizmamın %70'i sudur. Bir aminoasit polar ise her türlü fonksiyon yapar. Her türlü işleve girer. Bir aminoasit apolar, nonpolar, hidrofobik ise ne yapar? Kök kös yatar. Hiçbir iş yapmaz. Suyla kesinlikle reaksiyona girmez. Proteinlerin ne yapar? Şu globüler proteinler arkadaşlar şu merkezine kaçar. Niye? Çünkü şu dış taraflarından sular gelecek. Hidrofobikler, nonpolar, apolar, hidrofobikler için söylüyorum. Şöyle bir globüler proteinde şu dış taraf nedir arkadaşlar? Hep polar aminoasitlerden oluşur. Şu iç tarafta nedir? Apolar aminoasitlerden oluşur. Apolarlar aynı zamanda apolar, nonpolar, nonfonksiyonudur diyebilirsiniz. Tabii enzimatik reaksiyonlar için bakın unutmayın. Ama bu bir eğer şöyle yatan, uzun uzun yatan, yarı ömrün bir gün olan kollajen senedir arkadaşlar. Bunun yapısında hep apolar aminoasitler vardır. Ama bu bir enzimse yapısında hep polar aminoasitler vardır. Doğal olarak da her işe karıştığı için çok çabuk da yıkılırlar. O zaman vücutta proteinle ilgili bir fonksiyondan bahsedersek o fonksiyonel noktada mutlaka bir polar aminoasit, bir polar etkileşim vardır. Mesela serin, tirolin ve tirozin içerdiği hidroksil gruplar sayesinde enzimlerin fosforilasyon ve defosforilasyonunda görev alırlar. Peki polarlar kimler? Gelin bunu ezberleyelim, diğerini bırakalım. Polarlar arkadaşlar asidik yan zincir olanlar. Nelermiş bunlar? Aspartik asit, glutamik asit. Bunların amitli grupları asparajin, glutamik. Zaten ben aspartik asitte bir tane amino grubu beklersem, asparajin glutamik asitte bir tane amino grubu beklersem ne oluyor? Glutamin oluyor. Neymiş? Asidikler. Aspartik, glutamik, asparajin, glutamik. O zaman ben şunu da söyleyeyim. Asidikler nasıl yüklü demiştim arkadaşlar? Negatif yüklü. Bakın buraya yazdım.
Bazik yan zincirler. Bunlar nedir? Lat diye kısıtlandırabiliyoruz. Lizin, arginin, histidin. Bunlar da neymiş? Bazik yan zincirleri var. Bazik yan zincirleri varsa bu nedir? Pozitif yüklüdür. Hidroksil grubu. Zaten serin, trionin, tirozin. Serin, trionin, tirozin. Bunlar hidroksillerdir. Vücutta birçok reaksiyon, kovalent modifikasyonu da dahil enzimatik reaksiyonlarda görev alırlar. Serin, trionin, tirozin. Bunu hidroksildir. Bir de kükürtlülerden arkadaşlar sistein ya da sistein aminosit. Polarlar neymiş arkadaşlar? Asitler, bazlar, hidroksiller ve sistein. Polarlar ne? Asitler, bazlar, hidroksiller ve sistein. Geri kalanlarını bilmiyorum. Bilmiyorsam onlar nedir? Apolar, nonpolar, hidrofobik aminositlerdir. Ben polarları bileceğim. Fonksiyonel gereken yerlerde bu polarları yapıştıracağım. Apolarları ne yapacağım? Zaten bilmiyorum. Ben hepsini de ezberleyemem. Bunlar asidik, unutmayın. Asidik, bazik, hidroksilli ve kükürt taşıyan arkadaşlar. Sistein, aminosit. Apolarlar, vallahi ben bilmiyorum geri kalan, ben ezberlemedim. Siz istiyorsanız ezberleyin ama şunu söyleyeyim. R grupları yanaşmaz, protein alışverişi yapmaz. Hidrojen ve iyonik bağların yapısına katılmaz. Genellikle proteinlerin iki kısmında yer alırlar. Apolar, aminosiler bunlarmış. Ben ezberlemedim. Eğer siz ezberleyebiliyorsanız buyurun ezberleyin. Ama ben ne yapıyorum? Ben polarları biliyorum arkadaşlar. Zincir yapılarına göre sınıflandırma, az önce de söylediğim sınıflandırma. Alifatik yan zincir. Bakın hidroksil grubu taşıyanlar serin, trionin, tirozin. Kükürtler sistein, metionin. Sistein nedir? Polardır, az önce söylemiştik. Asidikler aspartat, glutamat, asparajin ve glutamin. Bazikler lizin, arginin, histidin. Aromatik halka taşıyanlar yan zincirinde. Bu niye önemli? Fenilalanin, tirozin, triptofan, histidin. Şöyle yapınlar. Yan zincirindeki bu aromatik halkalar, şu şekilde bir halkalar var. Bunlar ultraviyora ışığı absorbe etmişler. Ve bunun önemli özelliğini, o zaman bundan demişler ki millet bakmış. Demiş eğer bu ultraviyora özelliği, absorbe etme özelliğini kullanalım ne yapabiliriz? Biz demiş protein miktarını ölçebiliriz. Ne yaparız? İşte serumun üzerine göndeririz ışığı. Ne kadar absorbe etti? %20'sini. O zaman %20 ile şunu oranlarım demiş adam. Aminosit proteinin içinde ne kadar var ortalama olarak bu aminositlerin? %18 olduğunu bulmuşlar. Demişler ki işte %18'i bu kadar absorbe ediyorsa bu protein tamamlanır. Yani kısacası arkadaşlar bu ultraviyola ışığı absorbe etme üzerinden protein analiz metotları geliştirilmiş. Onun için önemli. Bir de iminasit zaten prolein iminasittir diye söylemiştim arkadaşlar. 45 dakika demiştim ama biraz uzadı. İsterseniz bitireyim dersi. Erken bitir derseniz de bitiririm onu da. Bekliyorum fark etmez. Yüklerine göre ne demiştik? Bunlar yüksüz, hidroksiller yüksüz, kükürtler yüksüz arkadaşlar, asidikler negatif yüklü, bazikler pozitif yüklü dedim bakın. Diğerlerine bir şey demiyorum. Hep aynı tablo üzerinden devam ediyorum. 2020 TUS sorusu arkadaşlar. 2020 TUS. Aşağıdakilerden hangisi? Fenilalanin. Fenilalanin dedi ben ne diyorum? Asidik değil, bazik değil, hidroksillilerden yok, kükürtlerden isteyindir. O zaman ben fenilalanin bilmiyorsam, fenilalanin nedir arkadaşlar? Ne olabilir bilmiyorsam? Nonpolar. Polar olmayan bir aminosit. Bir hiçbir şey bilmiyorum. Yukarıdaki ben polar yüklüleri, polar yüksüzleri biliyorum zaten. Evet, yeni soru. İki tüfe soru sıratın hemoglobine bağlanırken iyonik bağ oluşturduğu aminositlerden aşağıdan hangisine birlikte verilmiştir? Bu soru ilk çıktığında direkt çok zor bir soru. Bunu nasıl yapabiliriz? Aslında şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. İki tüfe soru sıratı nedir arkadaşlar? Negatif yüklüdür. Negatif yüklüyse buna bağlanabilecek olan molekül ne olmalıdır? Pozitif yüklü olmalıdır. Pozitif yüklü hangi aminosit var? Lizin ve histidin arkadaşlar bazik. Bakın diğerlerin hiçbiri bazik aminosit değil. Gördüğün bazik aminositler burada. Niye? Aside bağlanacaklar bazik aminositler. Ama şunu da biliyoruz. Hemoglobinde ne yapar? Lizin ve histidin kalıntıları iki tüfe soru sıratı da bağlandı. Bunu da zaten hemoglobin konusunda tekrar sizinle konuşacağız arkadaşlar. Bir protein aşağıdaki mutasyon türlerinden hangisi gerçekleşirse bakın. Mutasyon olacak bir tane. Protein izoelektrik pH'ında ve elektroforezdeki hareketlerinde farklılık gösterir. O zaman bu ne demek? Az önce size ne demek? Elektroforezdeki harekette nedir? Ya artıdan eksiye ya eksiden aktarır. O zaman ne olacak? Yükü değişecek bakın. Elektroforezdeki hareket diyorsa yük değişikliği olacak. Yük değişikliği lizin, arginin, histinin neydi bunlar arkadaşlar? Bazik. O zaman bunlar ikisi de arttı. Valin, alanin hiç bilmiyorum. Muhtemelen nötrdür. Fenilalanin, triptofen benim saydığımların içinde yok. Glutamin, asparajin nedir bu? İkisi de negatif yüklü. Glutamat negatif yüklü, lizin pozitif yüklü. Bakın yük glutamattan lizine geçerse negatiften pozitife geçeceği için yük değişikliği olacak ve elektroforezde hareketliliği bozulacak. Bu birinci çözüm yönü. Bu acemi çözüm yönü. Usta çözüm yönü nedir arkadaşlar? Bu elektroforezde, hemoglobin zincirinde arkadaşlar. Glutamat 6. grup, 6. aminosit glutamatın yerine lizin girerse nedir? Hemoglobinopati meydana gelir. Bu da elektroforezde hareketliliği bozar. Bu da diğer çözüm şekli. Ama direkt bunları hiç bilmesen şöyle koyduğunda bir tek değişikliğin bu olduğunu zaten bilirsin. Eksen artıya dönüşüm bu var. Kesin ki yıllarca sınava girmişsin, yıllarca bu şekilde sınava girmişsin. Böyle dörde bir yakaladığında asla affetme zaten atarsın ve o da tutar. Şimdi aminositlerden şöyle hızlıca bir bahsedelim arkadaşlar. Yani şekil olarak size aminositleri birazcık tanıtayım. Sonra da zaten bitireceğiz. Glisin dediğim gibi en küçük aminosit demiştim. Asimetrik karbonu yoktur. Optik olarak aktif değildir. En küçük aminosittir. Alanin glikoneogenezde en çok kullanılan aminosittir. O zaman glikoneogenez diyorsak açlıktır. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Kas alanin, karaciğer alanin döngüsünde zaten konuşacağız sizinle orada. Valin, lösin, izolösin arkadaşlar. Bunların hepsi nedir? Dallı zincirlidir. Bunların içinde saf ketojenik olan lösindir. Saf hidrofobik olan da izolösin aminositidir arkadaşlar.
Serin triyonitrozin. Bunların ne dedik? Yan grubunda hidroksiller var dedik. Serin O bağlı glikolizasyon da önemlidir. Triyonin de O bağlı glikolizasyon önemli. İki çeşit glikolizasyon var arkadaşlar. Bir O bağlı glikolizasyon ve N bağlı. N bağlı da asparajin, O bağlı da serin triyonin aminoasitleri kullanılır. Bunları daha sonraki derslerde zaten konuşacağım. Ben şu anda size sadece önden sufleler veriyorum. Yani önden bir şöyle genel anlamda bakalım istiyorum arkadaşlar. Yan zincirinde sülfür atomu içerenler nedir? Sistein arkadaşlar. Sistein aminoasiti kükürtlüdür. Aynı metiyonin gibidir. Disülfit bağlar yapar. Zaten TUS'ta da soruldu arkadaşlar. Proteinin yapısındaki stabilizasyonu sağlayan disülfit bağlarını hangi aminoasit yapar arkadaşlar? Sistein yapar. Bakın yapısında SH var arkadaşlar. Bu nedir? Aynı zamanda antioksidan özellik verir bu ise. Gelelim metiyone. Metiyonun yapısında arkadaşlar şurada bir tane metil var. S-adenozil metiyonin olarak metiyonin vücudun metil deposudur. S-adenozil metiyonin olarak metiyonin aminoasiti nedir? SAM diye geçer bu. Arkadaşlar metiyonin aminoasitinde metil grubu vardır. Metiyonun S-adenozil metiyonine dönüşür ve metiyonin vücutta taşır. Metiyonin deposu, metil deposu, metil donör olarak görev yapar arkadaşlar. Metiyonin amino asidi. Bunları metabolizmalarında tekrar yine sizlerle konuşacağız arkadaşlar. Yan zincirinde asitik olanlar ne dediğimse aspartik asit, asparajin, glutamik asit, glutamik. Bakın arkadaşlar aspartik asit pirin ve pirimidin yapısına katılır. Asparajin az önce söylemiştim. En bağlı glikolizasyon dönemi. Yalnız bir şeye dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu aspartik asit amino asidi. Bu aspartik amino asidin arkadaşlar bir tane daha bir tane daha şuraya bakın amino grubu eklemişler. Ne olmuş? Asparajin olmuş. O zaman aspartik asitine bir tane daha amino grubu eklersek ne oluyormuş? Asparajin oluyormuş. Şu da glutamik asit. Oksidatif deaminasyona uğrayan tek amino asittir glutamat arkadaşlar. Glutamik asit, glutamat aynı şey. Bakın burada ne diyor? Burada yapısını görüyoruz. Yan grubu. Yan grubuna bir tane daha amonyak amino grubu eklemiş. Yani glutamik asite bir tane amino grubu eklersek ne oluyormuş arkadaşlar? Glutamin oluşuyormuş. Kanda en çok kullanılan amino asit glutamindir. Pürin ve pürimidin halkasının ikisinin de yapısına girer glutamin arkadaşlar. Gelin arginin, lizin, histidin. Bunlar ne diyorduk? Baziklere demiştik. Arginin arkadaşlar şurada önemli bir grubu var. Bakalım arginin yan zinciri. Şurası arkadaşlar guanido grubu. Biz üre siklusunda ne yapıyoruz? Şuraya şöyle bir tane oksijen takıyoruz. Alın size üre. O zaman ne diyoruz? Üre neyden oluşuyormuş arkadaşlar? Argininin guanido grubundan oluşur. Spot tuz sorusu biliyorsunuz. Lizin ketojenik bir amino asittir görüyoruz. Histidinin ne demiştik? İmidazol halkası var dedik. İmidazol halkası sayesinde vücuttaki en iyi tampon özelliği gösteren amino asit demiştik. Niye? Çünkü pKa'sı 6, fizyolojik pH'e en yakın pK değeri histidinde vardır. Yine ultraviyola ışığı absorbe eder. Aromatik halkası vardır. Asıl aromatik halkalılar. Burada aslında histidin, fenilalan, tirozin, triptofan. Mesela histidin biliyoruz. Mesela fenilalanına bakın. Benzen halkası var. Fenilalanına şöyle baktığında ne farkı var arkadaşlar? Fenilalanına tirozinin bir tane şurada hidroksili var bakın. Fenilalanına bir tane hidroksil eklersek tirozin olur. Bunu nereden hatırladınız? Nedir biz? Fenilalanından fenilalanın hidroksilaz enzimiyle ne oluşturuyorduk? Tirozin oluşturuyorduk değil mi? İşte bu fenilalanın hidroksilaz enziminin eksikliğinde ne oluyordu? Fenil ketonları. Aslında ben şöyle bir ok işareti koysam ve buraya da bir çarpı koysam fenilalanından tirozine dönüşüm engellenmiştir dersem bu ne oluyor? Fenil ketoneri hastalığı oluyor. Bakın zaten fenilalanine bir hidroksil eklenince ne oluyormuş? Tirozin aminoasit oluyor. İşte bu şu yukarıdan aşağı gidiş bloklandığında fenilalanin hidroksilaz eksikliğinde ne oluyor? Fenil ketoneri oluyor. Triptofan arkadaşlar indol grubu var dedim. Eğer şunu unutmuyoruz. TUS'ta idrarda indol bileşiği, gaytada indol bileşiği herhangi bir şekilde indol bileşiğinden bahsediyorsa bu hastalık triptofan metabolizmasıyla ilgilidir. Eğer triptofan metabolizmasıyla ilgiliyse arkadaşlar TUS klişelerini söylüyorum. Çocuksa bu Hartnup Diseis'tir. Yetişkinse karsinoid sendromudur. Bunun TUS'ta başka bir cevabı yok. Bakın tekrar söylüyorum. İndoldan bahsediyorsa, indol bileşiklerden bahsediyorsa, ondan sonra indol idrarda bulundu diyorsa, indol atıldı diyorsa, indol işte absorbe etti diyorsa, indoldan bahsediyorsa. Mesela 5 hidroksi indol asetik asit serotonin molekülüdür. Metabolitleri zaten triptofan da arkadaşlar serotonin de kimden? Triptofandan sentezlenir. Karsinoid sendromda pozitiftir. Bakın eğer indoldan bahsediyorsa, çocuksa, yeni doğansa Hartnup Diseis'tir. Bağırsak triptofan metabolizması bozukluğu, emilim bozukluğu ya da yetişkinse karsinoid sendromdur. Bunu unutmayın. Bu bir TUS krizidir arkadaşlar. Yine bu aromatik halkalar ne yapar? Ultraviyola ışığı absorbe ederler diye söyleyeyim. En fazla absorbe eden hangisi? Triptofan aminoasitinde bu özellikle belirgindir. Puralin için ne demiştik? Bir imino asit demiştik. Ninhidrinle sarıya boğanır. Alfa heliks yapısını, proteinlerin sekonderlerinin alfa heliks yapısını bozar puralin. Burada önemli bu slaytlarla ilgili bir şey daha söyleyeyim size. Tirozinden sentezlenenler, bunları bilmeden TUS'a girmiyorsunuz. Tiroksin, melanin, ketokalaminler tirozinden. Triptofandan melatonin, serotonin, nikotinik asitle ne yapıyorlar? Triptofandan sentezleniyor. Bunu spot olarak buraya koydum. Zaten bunu metabolizmasına sizinle tekrar konuşacağız. 2022 Mart TUS benzeri sorusu. Aşağıdaki aminoasitlerden hangisinin yan zinciri oluşturduğu kovalent bağ ile proteinlerin tersel yapısının stabilizasyonunu sayarlar. Hangisi az önce ne demiştim sana? Disülfit ya. Sistein disülfit. Biz onun zaten slaytı da vardı arkadaşlar. Burada aminoasitleri bakın böyle dizdim. Tespit tanesi gibi dizerken aradaki yapı neyi arkadaşlar? Bu primer yapı oluyor. Primer yapısını oluşturan bağ ne?
peptit bağı bir kovalent bağdır. Tersiyer ve kuaternler yapıda ikinci bir kovalent bağ sistein amresinin yapmış olduğu disülfit bağlardır. O zaman protein yapısındaki kovalent bağlar nelerdir? Disülfit ve peptit bağlarıdır. Peptit bağını kim yapar? Peptidil transferaz aktivitesi, yani bir RNA, yani bir ribozom olan peptit transferaz aktivitesi yapar. Sisteini de kim yapıyor? Disülfit bağlarında kim oluşturuyor arkadaşlar? Sistein aminosit oluşturur. Mutlaka TUS'ta yine bu sorunun devamı gelecek. Bu konuda bilginiz olsun. Bu soruyu niye koydum? Bundan sonra böyle bir soru sorarlar mı bilmiyorum ama sadece şunu açıklık için koydum size. Aşağıdaki açık formüllerinden hangisi tirozin aminositine aittir? Şimdi buna baktığımda eyvah ne yapacağım? Ben bu işte tirozin aminositini hepsini ezberleyeceğim. Hayır arkadaşlar, oradaki aminositlerin hiçbirini ezberlemeyin. Bilemezsiniz de ezberleyemezsiniz de zaten. Sadece size soruyorlarsa nedir bir genel özelliğini soruyorlar. Tirozin aminoasidi neydi arkadaşlar? Serin tirozin, neydi arkadaşlar? Hidroksil aminoasiddi. Peki hidroksil aminoasidi hangisi var? Bakın yapıda bakıyoruz. Sadece şunu işaretliyorsun. Geçiyor hidroksil. Bu tür sorularda belli bir özelliğini. Mesela şu nedir? Sistein aminoasidi. Niye? Yapısında SH var. Bakın başka SH olan yok. Eğer sistein sorsaydı bunu diyecekti. Bu da histidinin imidazol grubu ama bu kadar ayrıntı soracağını düşünmüyorum. Yani mutlaka size arkadaşlar neyi soracak? Bir özel yapıyı bahsedecek. Neyi verebilir? Belki bazik bir aminoasidi verir. Diğerleri normaldir. Bakacaksın yan grubunda iki tane amino grubu olan hangisi o? Lizin, arginin istediğinden birini soracak. Bir tane amino grubunu fazla verecek diğerlerinden. Yani hep belirgin bir şey var. Yoksa asla şeyini tek tek ezberlemeye çalışmayın. Çünkü ezberleyip de bitiremezsiniz zaten. Proteinin tersiyer yapısındaki hidrofobik bağlanma. Hidrofobik ise nedir? Nonpolar, apolar, hidrofobik olanlar. Aşağıdan hangisidir? Aspartat, lizin. Biri asitik, biri bazik dedim. Bunlar hidrofobik değil. Bunlar polar. Serin glutamat, valin, lösin, tirozin, aspartat, sistein, bağları. Bunların hangisi arkadaşlar olmaz? Bizim görmediğimiz hangileri? Valin lösini biz arkadaşlar ne yaptık? Görmedik. Oradaki benim tabloda, polar tablomda bu ikisi neydi? Yoktu. Onlar apolar aminoasitlerdir. Şimdi esansiyel ve non-esansiyel aminoasitlerden bahsedeyim biraz. Esansiyel aminoasit nedir arkadaşlar? Esansiyel aminoasit vücutta dışarıdan alınmak zorunda olan, yani insan vücudunda sentezlenmeyen aminoasitlere ne diyoruz biz? Esansiyel aminoasitler diyoruz. O zaman bir proteinin biyolojik değerini belirleyen nedir? Eğer içerisinde ne kadar çok esansiyel aminoasit varsa o protein o kadar değerlidir, o kadar kıymetlidir. Çünkü ben vücudumda sentezleyemediğim aminoasitleri onunla dışarıdan alırım arkadaşlar. O zaman esansiyel, non-esansiyel kavramı neymiş? Esansiyel dışarıdan almak zorundayız. Non-esansiyel de dışarıdan alma zorunluluğumuz yok. Vücudumuzda sentezlenen aminoasitlerden bahsediyormuşuz. O zaman gelin şu sentezlere bir bakalım. Hiçbirini ezberlemeyeceğiz. Esansiyeller neler? Ben bilmiyorum ama non-esansiyelleri şöyle bileceğim. Kimden neyi sentezliyorum? Pırıvat. Pırıvata bir tane amino grubu eklersem arkadaşlar alanin oluyor. Unutmayın. Pırıvata amino grubu ekliyorum, alanin oluyor. Okuzları asetata bir amino ekliyorum. Amino grubu aspartat. Daha önce söylemiştim. Aspartata bir amino grubu eklersem ne oluyor? Asparajin oluyor. Yine alfa keto glutarata bir amino grubu eklersem glutamat. Ona bir amino grubu daha eklersem glutamin oluşuyor. Yine ben glutamattan ne sentezliyorum? Prolin sentezleyebiliyorum arkadaşlar. 3 fosfoglisarat. 3 fosfoglisarat neydi arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? 3 fosfoglisarat glikolitik bir ara üründü. 3 fosfoglisarattan ben ne yapabilirim? Serinden sistein sentezleyebilirim. Yine burada 2 tane ok var. Bunları zaten bileceğiz. Ben burada 2 tane oku önemsiyorum arkadaşlar. Fenilalanin'den tirozin. Zaten az önce de yukarıda bahsetmiştim. Fenilalanin'den tirozin neyle sentezleniyordu? Fenilalanin hidroksilaz enzimiyle. Eksikliğinde ne vardı? Fenil ketonürü oluyordu o zaman. O zaman neydi? Esansiyel aminoasitten sentezlenen non-esansiyel aminoasit hangisi? Bir, fenilalanin'den sentezlenen tirozin. İki, esansiyel metiyonin vücuda alınırsa arkadaşlar bundan ne sentezlenebiliyor? Sistein. Yani esansiyelden sentezlenen non-esansiyelde kim vermiş? Sistein ve tirozin aminoasidi. Bizim bir klasik tablomuz var. Bitiriyorum arkadaşlar. Bizim klasik önemli aminoasit öncülleri diyoruz. Sınavdan önce de demiştim ki bu tabloyu bilmeden asla sınava girme. Tekrar size de söylüyorum. Bu tabloyu bilmeden asla sınava girmeyin. Her iddiasına varım. Her sınavda bu tabloda en az bir soru, bazen iki soru çıkabilir. Bilginiz olsun. Neymiş? Az önce söyledim. Pluvata ben bir tane amino grubu eklersem ne oluyordu? Alanin. O zaman bu şu tersi de doğru. Alaninden bir tane amino grubunu çıkarırsam ne oluyor? Pluvat oluyor. Ben alfa ketoglutara da bir tane amino eklersem glutamat. Glutamata bir tane daha amino eklersem glutamin. Glutaminden bir amino grubunu çıkarırsam glutamat, bakın geriye olmalar da doğru. Niye bunları başa yazdım? Çünkü biz arkadaşlar şunlar bizim glikoliz ve TCA'da gördüğümüz ürünler olduğu için bunları başa yazdım. Şunu da başa yazabilirdim. Yani glutaminden bir amino grubu çıkardım. Glutamat, ondan bir amino grubu daha çıkardım. Alfa ketik olarak. Oksola aseteta. Bir amino grubu eklersem aspartat, aspartata bir amino grubu eklersem asparajin. Dikkat edin, alfa ketik olarak oksola asetat ne? Bizim en sık bildiğimiz TCA ürünlerinden arkadaşlar. Yani TCA'mızın en temel ürünlerinden. Bu demek oluyor ki bizim glutamat ve aspartat ne yapıyormuş TCA'ya? Bunlar üzerinden giriyormuş. 3 fosfoglisarat. Bu nedir? Glikolitik bir aramın. Bundan serin, serinden sistein sentezlenebilir. Yine serinden glisin, yani demetilasyon reaksiyonu ile ne yapıyormuş arkadaşlar? Serinden glisin sentezlenebiliyor. Glutamattan direkt prolin sentezlenebilir.
Selona Stein konusunda ne demiştim ben size? Serinden sistein, sisteinden selona stein, tRNA üzerinde sentezlenir demiştim. Ama önem verdiğim ne diyordum? Esansiyelden sentezlenen non-esansiyeller. Fenilalanin, tirozin. Ben bu soruyu bekliyorum. Fenilalanin, tirozin. Çünkü fenilketonil hastalığında temelini oluşturur. Ve metiyoninden sistein sentezi, esansiyelden non-esansiyel sentezin örnektir. Yine glikolitik ara ürünlerinden sentezlenen amino asitler nedir? 3 fosfolu serattan serin, pürüvattan alanın da glikolitik ara ürünlerden sentezlenen amino asitlerdir. Bakın soru son sınav sorusunu getirdim buraya. Aşağıdaki glikojenik amino asitlerden hangisi? Reyanzinindeki amit grubunun hidrolizinden sonra transaminasyon. Bakın transaminasyon yani amino grubunu kaybederek o guzala asetete dönüşerek sitrik asit döngüsüne katılır. Soru neydi arkadaşlar, hatırlıyorsunuz burada. Bakın asparajından bir amino grubunu çıkarırsak aspartat, ondan bir amino grubunu daha çıkarırsak ne oluyor? Oksalo asat oluyor. Bakın bu bizim bir önceki slaytımızın aynısı ve sınavda TUS'ta bu soruda geldi. Söyle dediğim gibi bu